Hiç Mugam okuyabileceğini hayal edemiyorum mesela. Ben yani de o böyle kadar... şey okuyabileceğini hayal edemiyordum. Ben tersi de var. Çok o kadar rameler yapıyordu ondan öyle düşündüm. Çönze tesini Mugam üzere okumuş. Daha sonra kutsal pop janrına yöneldi. Yani ama bunda da çok başarılı ya. Evet. Yani çok başarılı. Evet, inanılmaz ya. Bu kadar esnek sesler. Hakikaten o kıyafetin sağ tarafı biraz kıyafetin sağ tarafı biraz büyük ama değişik bir kıyafet. Neyse. Çok fazla yetenekli şarkıcılar. Ben mesela merak ettim şimdi. Türkay Melikova'nın böyle bir Mugam'ını. Evet, Mugam müsabakası Türkçe mi ölçü var yazmış ya. Aa, ben izledim Türkay'ı işte. Evet, izlemiştim hocam. Evet, izledim. Geçen hafta da izledim. Şikesti Fars. Aa, şeyde de çıkmış. Evet. Dur. Çok gençmiş o zaman katıldığında ya. Aman ya Rabbi. Hayatı hep böyle yarışmalarda geçiyor o zaman. Sizlerin evet, de öyle geçiyor daha o zaman. Daha çok sağ. İşte. Evet. İfasını teklif edecek miyiz daha hoş. Bak şimdi. Abi inanamıyorum. Körlüm yenemeyin şövküne canan sen ister. Şaka gibi her şey ya. Andolsun aziz canına ki can sen ister. Çekmez eteğinden elini. Çekse de hicran eyler canına kurban sen iste. şaka. Hakikaten başka alemlere geçtim ya. Ya Özgün, çok acil yorumuna ihtiyacım var. Ne diyorsun bu duruma? Evet hocam. Nasıl oluyor bu? Yani Mugam için mi hocam? Hayır. Ya bu kadar Mugam yeteneği olan birinin bir anda çıkıp bambaşka tarz, bambaşka danslar, şahane bir şarkıcılık. Ya bir anda böyle tamam. Batı nasıl bu kadar elastik bu ses gelişiyor ya? Akıl almaz. Şimdi ona şeye bakmak lazım hocam bence. Yaşam stiline bakmak lazım. Yani ya, yaşam mesela, stilini de aşıyor ya. Mesela Türkiye'de bunu göremezsiniz. Çünkü neden işte Türk halk müziğinde benim gördüğüm kadarıyla zaten Türk halk müziği ortamında yetişiyorlar. Her taraf saz, her taraf işte o işi iyi yapan müzisyenler ya da işte Ankara havasına baktığın zaman her zaman işte eğlence ortamı falan filan bu işin usta isimleri hep orada. Tabii insan da karakterini müzikal karakterini yetiştiği yere göre konumlandırıyor Türkiye'de. Ama şimdi Azerbaycan'ı bilmediğim için büyük ihtimalle de Türkay Melikova çok kültürlü, multikültürel bir ortamda yetişmiş. Ha, yani bir yandan evet, Batı yani. Müziği dinlemiş, bir yandan da Mugam yapılan... Özgün'cüm sesin kapandı, özür dilerim. Yani her yerde hem Mugam kültüründe yetişmiş hem de Batı müziği dinlemiş. Evet. Demek ki Azerbaycan'da bu kadar aynı kız ya. Multikültürel bir çalışma yapabiliyor müzik hayatında. Aynı kız. İnanamıyorum. Ama biz de göremezsiniz yani. Ya bir dinlesene Özgün. Bir daha dinle. Bütün vokal stili bambaşka. Hey. Evet. Ama kullanıyor hocam. Mugam nameleri fazla var. Kullanıyor. Evet. Doğru kullanıyor. Ya her ben zaten oradan yakaladım. O bir anda Mugam namesi gelince hayda nereye gidiyoruz? Şeyden de dolayı olabilir. Mugam eğitimi alıyor ama bir taraftan da jazz pop dinliyor. Evet. Dolu. Geliştiriyor işte kendini. Ya geliştiriyor ama bu ses nasıl bunları her birini bu kadar güzel kıvırıyor. Vallahi bravo. İnanılmaz güzel yetenekler.
Türkay merhabalar. Selam. Selam Emre Ya Bey. çok sevindim burada karşımda gördüğüme seni. Ben de çok şadım sizi gördüğüme. Aynı şekilde neler yapıyorsun? Nasılsın? İyi misin? Çok sağ olun, yaxşıyam. Siz necəsiz? Sizi görüp lap yaxşı oldum. Evet, aynı şekilde ben de iyiyim şükür. Valla seni tanımak için burada heyecan duyuyorum Türkay. Geçen Ses Azerbaycan yayınında izledim seni. Bəli. Bu kadar farklı özellikler, yani ben hakikaten çok merak ettim. Önce bir müzik tahsilinle ve seninle ilgili birazcık kısa bilgi alabilir miyiz Türkay? Mən ilk öncə sizə öz təşəkkürümü Tabii. bildirirəm. Bizim kimi bir neçə ifaçıların haqqınızda məlumatım var. Onların ifalarına öz rəylərinizi, yorumlarınızı bildirmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Və çox şadam ki, bizim də Səs Azərbaycan yarışmasındakı çıxışımızı sevə-sevə Zevk, keyiflə zevk. izləmişsiniz. 30 yaşım var. Kiçik yaşlarımdan musiqi ilə məşğulam. Təbii ki, ilk təhsilim musiqi haqqında ilk anlayışım muğamla başlayıb. Təhsilimi muğam üzrə almışam. Asə Hüseynalı adına musiqi kollecində professor, Azərbaycanın sevimli ustadı, xalq artisti Məsum İbrahimovun Harikulade, tələbəsi harikulade. olmuşam. Ondan muğamın bütün sirlərini öyrənmişəm, öyrənməyə çalışmışam. Çok güzel. Və sonra bizim Xalq Ulduzu yarışmasında iştirakçı olmuşam. O yarışmada Azərbaycan klasik bəstələri ifa olunurdu. Gəlirsə yanımıza. Selamlar. Nurlan mənim nişanlım. Dünən bizim Selamlar Nurlan, sana da nikahımız çok oldu. selamlar. Çok sağ olun. Ay ne güzel, Allah mutlu etsin, ömür boyu mutlu Çok etsin. sağ olun, çok sağ olun. Harikasın. Muğam müsabiqəsi həyatımda çox böyük uğurlar o da kazandırdı mənə. Müsabiqənin finalına qədər gəlib çıxdım. 6 finalçıdan biri oldum. Harika. Və sonra yenidən öz işlerimle məşğul idim. Biz Nurlan tar ifaçısıdır. Mənim təhsil aldığım İncəsənət Universitetində. Bu arada mən sizi inşallah İncəsənət Universitetində də qonaq etmək istərəm. Sevə-sevə. İnşallah, inşallah tekrar Çünki Bakü'ye siz Milli gelmek çok Konservatoriyayı gördüm, gəlmişsiniz. geldim. Qəzəfər Müəllim Evet. sinfinə. Evet ya, İnşallah şahane. bizim universitetə də mütləq Mutlu. gələrsiniz. Nurlan orada hoca, tar hocası. Hocam Bizim selamlar size de. Sağ Ve ben Harikasın. diyerdim ki benim profilimi değişmeyde Nurlan'ın çok büyük rolü var. Tabii ki küçük yaşlarımdan harici musiqilere kulak astırdım. Onları dinleyirdim. Ama düşünürdüm ki yok, ben hanendeyim. Bu kabul olunmaz. Güzel. Çünkü özümüze göre bizim çevremiz bizi hanende olarak tanıyan insanlar var idi. Ama o stereotipleri Nurlan sağ olsun kırdı benim için. Güzel. Yani bu işin arkasında Nurlan'ın fikirleriyle beslenmiş bu taraflar. Çok çok büyük, çok büyük emeği var. Ve ben 6 yıl eziyet çekmişim. Təhsil almaq üzrə. 6 il mən sınavlara qatılmışam, ancaq bursu qazana bilməmişəm. Sizin dildə desək, bursu. Məhz 19-cu ildə yenidən yenə məni Nurlan hazırlaşdırdı. Və mən İncəsənət Universitetinin bursunu qazandım. Hal-hazırda 4-cü kursda təhsil alıram. Bu il inşallah bitirəcəm universiteti. Çok iyi. Və universitetimizin Estrada Caz Fakültəsində təhsil alıram. Aa, olay nereye gelmiş ya? Yani Çok güzel. Yani caza kadar müəllim. gelmiş. Çok iyi Türkay. Yani şimdi ben sizi Ses Azerbaycan'da izlerken ilk izlediğim performans başka. Ben. Sonradan o siyah kıyafetle söylediğiniz parça bambaşka. Ondan sonra dediler ki çocuk yıllarda da yarışmaya katılmıştı. Onu açtım. Bambaşka. Bəli. Hatta az Siz de önce, ya az önce şeye de baktım senin profilinden. Şu paylaşayım sen de gör. Jafar Linski Band diye bir grup var. Şimdi bu başka bir dünya. Bu da rock grubu ve sen bir rock solisti olarak burada varsın. Yani bu nasıl bir şey, böyle bu kadar mı değiştin? Nurlan hocam ne yaptınız ya Türkaya?
Dersin, bambaşka dersin. İmajlar şimdi olay değişiyor. Yani bu bence harikulade bir şey. Bir şey ya, bu kadar çeşitli olmak ve bu çeşitliliği çok iyi şekilde yapabilmek çok ve bunun tahsilini alıyorsunuz yani. Bəli, bəli. Ben şey ya. Deyərdim ki bu tabii ki Nurlan'ın çok büyük zahmeti, emeği var. Ama məhz estrada sənətinin sizin dildə pop desek. Pop sənətinin sirlərini mən universitetimizin kafedra müdürü, professor Məryəm Babayevadan öyrənmişəm. Harika. Bu 4 ildə bütün sirləri mənə o öyrədibdi. Çok təbii ki, xarici musiqiçiləri də dinləmişəm. İstər instrumentalist musiqiçiləri, istər xarici caz ifaçılarını. Çox güzel. Şimdi sen hep şundan bahsediyorsun. Hani bana hep birileri öğretti. İşte okuldaki hocam öğretti. Şu profesör öğretti ama yani bir insanın önce buna meraklı olması lazım bu kadar şeye. Yoksa insanlar hiç de önemsemeyebilir. Yani ne gerek var ben, canım şimdi caz söylesem ne olacak? Onu söylesem. Fakat ben Azerbaycan'a geldiğimde şarkıcıların birçok şeye meraklı olduğunu, çok istekli olduğunu görüyorum. Bunun sebebi nedir? Bu işe duyduğunuz aşk mıdır? Nedir senin düşüncen? Benim bir müəllimim var, hocam var, aktyorluk sənəti üzrə, Vidadi müəllim. O bizə dərs vaxtı bilirsiniz nə dedi? Dedi, incə sənət sizin peşəniz deyil, həyat tərzinizdir. Və mən o sözü öz beynimə həqiqətən də yansıdım ki, musiqi mənim peşəm deyil, o mənim həyat tərzimdir. Çünki nə bilim, bizim hamımızın canında, qanında incəsənət doğuşdan istedadlıyıq. Sizlər kimi. Doğru, doğru, haqlısınız, haqlısınız. Yo, həm də üzr istəyirəm, hocaları ki qeyd edirik, bizdə niyə meraq böyük olur? Çünki profesional bizə dərs verirlər. Yani elə bir səviyyəyə çatdırırlar ki bizi. Ondan sonra biz artık yani muğam bizdə çok geniş şaxəli, çok geniş bir şeydir, janrdır. Onu öyrənəndən sonra, qismən mənimsəyəndən sonra insanın həvəsi olur ki, məsələn mən bugün tar aslında Azərbaycanda muğam alətidir. Ama mənim məsələn onun da özünün bir imacı var. Ama ben onu öğrenenden sonra gördüm ki artık bende var da. Yani biraz da olsa bilirim onu. Sonra ben ne bileyim alternatif janrlara həvəsim var idi. Rock, obursi, bubursi, böyle şeyler, janrlar. Rock, ne bileyim pop, blues. Her şey. Yani bir muğamı öğrenenden sonra artık o muğam bize elə bir yol açır karşımızda ki istəyirik ki başka janrlarda öyrənək ve düşünək ki bununla muğamı necə biz bir-birinə sintez edə bilərik. Yani Türkiyədəki muğamı yaxşı öyrəndi. Çünkü hocası biz bayağı sual verdi ki niyə hocalarımızın adını çəkirsiniz? Çünkü biz onların öyrətdiyi eğitimin sayəsində gəlmişik buralara. Mən də buradan bizim xalq artisti Elçin Həşimov, Ümid müəllim İbrahimov, onların sayəsində biz bunları öyrənə-öyrənə gəlmişik. Və təbii ki istəyirik ki hər janrda. Çünki Azərbaycanda bütün sahələrə həm dəstək göstərilir, həm də ki düzdür biraz çətin olur. Çünki insanlar qəbul eləmir ilk başda. Doğru. Sən tar ifaçısan, sən muğam xanəndəsən, niyə oxuyursan bunu? Amma sonradan artıq qəbul olunur ki bir ifaçı hər janrda oxuya bilər. Mən hamısına bunu tövsiyə edirəm buradan. Valla muhteşem. Şimdi çok güzel bir kültürden bahsediyorsunuz. Yani sizin eğitmenleriniz size zaten bu kapıları açıyor. Farklı farklı bakmalarınızı öğretiyor. Halk da bir şekilde, çevredeki dinleyicileriniz de buna alışmaya başlıyor gittikçe. Yani evet onu da okur, bunu da okur. Yani hatta Türkay'ın kıyafetleri bile bambaşka. Yani giydiğim şey her birinde başka bir imaj ve o imajın getirdiği duruş, danslar. Yani bu kadar çok çeşitlilik hakikaten hayranlık verici. Tebrik ediyorum. Hem sizleri tebrik ediyorum hem eğitmenlerinizi tebrik ediyorum. Olağanüstü güzel. Bu değerli bilgiler sizlerin sayesinde şu an Türkiye'de ve birçok ülkede izleyen birçok kişiye de ulaşmış olacak. Ben inanıyorum ki bu güzel alışveriş sayesinde, aramızdaki bu sohbetler sayesinde Türkiye'deki birçok müzisyen de farklı şekilde düşünmeye başlayacak. Acaba ben inanıyorum bir süre sonra zaten şu yollar açılsın, Türkiye'den çok kişiyi Azerbaycan'a göndereceğiz biz sizin okullarınızı. Mütlak, mütlak.
Hal-hazırda stüdyodayıq. Yəni öz stüdyamızdır. Biz o öz band qrupdan, rock qrupundan əlavə həm də bir stüdyamız var. Göstərin, göstərin. Sizə. Vay 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 vay. Nə qədər gözəl taş bir bina mı burası yoxsa? Taş bina. Şaka gibi. Bakü dedi mi bu? Bakü'de, Bakü'de. Bana mersus. Yok şimdi. Aranjumanlar. Kendi besteler. Kendi bestelerimiz, aranjumanlar. Hatta hocalarımız için de. O bizim de dahi ifaçılar da. Onlar için de elimizden gelen gücümüz çatan bir şeyler. Yani hem band olarak faaliyet gösterir. Hem de aranjuman, mix master. Bunlarla məşğul kəndi bəstələrimizi dostlarımıza dostlarımıza, musiqiçilərə istəyən insanlara da biz onlara dəstək oluruq və həm də bu işlə məşğul. Görürsünüz bu da farklı bir dal. Farklı bir. Kesinlikle, kesinlikle. İşin sonu yok. İşte böyle girdiğiniz zaman açıldıkça açılıyor, büyüyor iş. Öyle bir gösterdin ki az önce Nurlan Hocam içeriği. Yemin ediyorum canım çekti şu anda. Allah'a billahi yani. Sizi konak olarak ağırlamak isterim mutlaka. İnşallah. Bakü'ye bundan sonra gelirsem sizlerin yanında olmak, sizlerle sohbet etmek, tekrar bir arada olmak çok isterim. Çok teşekkür ederim. Ben size teşekkür ederim. Büyük mutluluk duydum, onur duydum sizlerle sohbet ettiğim için. Biz de, biz çok de. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz ki, hakikaten de bizim ifaçıları, yani o bir millet, iki devlet haqqını siz çox yüksək səviyyədə verirsiniz. Azərbaycandan olan musiqiçilərin, ifaçıların sevə-sevə, gönüldən, içdən onları araşdırırsınız, analiz edirsiniz. Bu da bizim ölkədə həqiqətən də böyük bir ajitaj yaradır. İzləyici kütləsi sevinli bir personajına çevrilmişsiniz. Bu da bizi xoşdur ki, bizim can könüldən kardeşlerimiz her zaman, her şeyde, hem bize desteklediler, hem de yanımızdasınız. Öpürük sizi. Her zaman. Her zaman. Buradasınız. Her zaman, her zaman, her zaman. Teşekkür ediyorum. Benim için büyük mutluluk. Tekrar görüşeceğiz sizle inşallah. Kendinize iyi bakınız. Sevgi, selamlar i̇nşallah. Buradan Azerbaycan'a, Bakü'ye. İyi çalışmalar. İyi çalışmalar. İnşallah. Görüşmek üzere. Bye bye. Sağ olun.